Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu vesselamü ala resulü Muhammedin ve ala alihi ve ashabi ecmaîn. Fetuhat-ı Mekke 9. sefir 55. kısım Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla 71. bölüm Orucun sırları. Ey gülerken ağlayan, sensin bizden şikayetçi ve şikayet edilen. Oruç yükselmeksizin tutmaktır ya da yükselmektir tutmaksızın. Bazen ikisi de birden, ortak koşarak birlemeyi ispatlayan nezdinde. Akıllar tasarruflarından engellendi, ipler ve ağlar olmaksızın. Akıllar eylemlerinden alıkondu, şeriatın keskin kılıcıyla. Böylece kanıtların reddettiğini kabul ettiler, idrak olmaksızın iman ettiler. Hidayet yıldızı onu yüzerek geçirdi, feleklerle melekler arasında. Ey nefs, sen olmasaydın, o olmazdın. Sanki o sen olmasaydın, sen olmasaydın. Oluştan kesilin, iftar etmeyin. Halkın ilahı böyle seni dost edindi. O olması bakımından bu orucu niyetlen. Çünkü o seni oluşla gıdalandırır. Oruçta bir anlam var ki onu bir düşünsen. Hiçbir yaratık senin sözünü taşıyamazdı. Orucun benzersizdir. Böyle dedi bana, onu emreden. Artık bunu düşünün. Çünkü oruç terktir. Nerededir o yaptığın ya da nerededir senin yaptığım iddian? İş aslına dönmüştür. Rabbim de seni böyle dost edindi. Orucun hikmetlerini bir düşünsen, onun asıl anlamı senin manandadır. Sonra onun nezdinden bir haberci geldi. Senin emredilmiş orucundan seni soyutladı. Oruç Allah'a aittir. Cahil olma. Sen onun tecelligahısın. Bunu bilmelisin. Sen ise aç kalarak ölürsün. Bunu bil. Rahman seni nefs yani dişi yaptı ki seni düzenlediğinde senden çıkandan ötürü. Seni kendine ehil olarak düzenleyen münezzehtir. Ona ehil senden başkası olamadı. Sen onun için tıpkı toprak gibi bir döşeksin. Onun ağlamak özelliğindeki gözü gibisin. Allah'ın yaratması onun gözü görünür sizin aranızda. Senin yerin neresi? Horluk içinde Allah'a dua edersen onunla Allah seni güldürür. En yüce kalem levhasında ondan yazı senin nezih özelliğini. Sen hepsinin aynısın, onun aynı değil. Bir açıdan sana yakın, bir açıdan ise uzak. Razı olduğuna yetinmekten sakın, o seni razı etsin diye. Dilediğin her işte kendi aslın gibi ol. Unutma ki, unutulma. İşte budur bana gelen ilim. İftiracı olmayan söyleyenden. Bildirenin emriyle onu indiririm. Zahit ve abidlerin arasına. Hamdolsun o Allah ki nurların ve halkaların bilgisine tahsis etti beni. Beni öyle bir surete sahip kıldı ki kemali ancak kendisiyle ortaya çıkar. Allah sana yardım etsin. Bilmelisin ki oruç nefsi hazlardan tutmak ve yükselmek demektir. Sama en nehar, gündüz yükseldi denilir. Şair İbnül Kays bir mısrağında şöyle der. İza sama en neharru ve heccera. Gün yükseldiğinde demektir. Oruç diğer bütün ibadetlerden daha yüksek olduğunda oruç yani savm diye isimlendirildi. Allah daha sonra belirteceğimiz gibi orucu ibadetler arasında benzeri olmamakla yükseltmiştir. Kulları onu ibadet olarak yerine getirse bile Allah orucu kullarından düşürmüş ve kendisine izafe etmiştir. Orucu tutanın ödülünü ise kendi eliyle vermiş ve benzersizlikte onu kendisine katmıştır. Oruç gerçekte bir şey yapmak değil, yapmamaktır. Benzersizlik de olumsuz bir niteliktir. Böylelikle Allah ile oruç arasındaki ilişki güçlenmiştir. Allah kendisi hakkında şöyle buyurur. Onun benzeri bir şey yoktur. Allah kendisinin bir benzerinin olmasını reddetmiştir. Şu halde Allah dini ve akli kanıtlara göre benzeri olmayandır, yani misilsizdir. Nesai Ebu Umame'den şöyle aktarır. Hazreti Peygamber'e geldim sallallahu aleyhi ve sellem ve bana yapacağım bir emir ver dedim. Peygamber de oruç tutmalısın çünkü oruç misilsizdir buyurdu. Böylelikle Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ın kullarına emrettiği ibadetler içinde orucun bir benzerinin olmadığını belirtti. Orucun selbi bir nitelik olduğunu bilen kimse çünkü o yenilecek şeyleri terk etmektir. Kesin olarak onun misli bulunmadığını da bilir. Çünkü onun dışta anlaşılacak şekilde varlıkla nitelenecek hakikati yoktur.
Bu nedenle Allah oruç bana aittir dedi. Öyleyse oruç gerçekte bir ibadet ya da amel değildir. Oruca amel denilmesi mecazi olabilir. Bu durum mevcut sözünü bize akledilir olan hakka vermemizin mecazi olmasına benzer. Çünkü varlığı zatının aynı olan ile varlığın ilişkisi varlığın bizimle ilişkisine benzemez. Çünkü onun benzeri bir şey yoktur. Müslim'in Es-Sahih'te Ebu Hureyre'den aktardığı bir kutsi hadiste Allah şöyle buyurur. Orucun dışındaki bütün amelleri kuluma aittir. Oruç ise bana aittir ve onun ödülünü ben vereceğim. Oruç bir kalkandır. Aranızdan birisi oruçlu olduğunda kavga yapmasın ve kızmasın. Birisi kendisine sataşırsa veya kavgaya tutuşursa ben oruçlu bir insanım desin. Muhammed'in canını elinde tutan Allah'a yemin olsun ki oruçlunun ağız kokusu kıyamet günü Allah nezdinde mis kokusundan daha güzeldir. Oruçlunun iki sevinci vardır. Orucunu açtığında sevinir, ikincisi ise Rabbi ile karşılaştığında oruç tuttuğu için sevinmesidir. Bilmelisin ki Nesai'den aktardığımız hadiste Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem orucun benzeri olmadığını belirttiği gibi hakkın da bir benzeri yoktur. Bu nedenle oruçlu benzeri olmamak özelliğiyle Rabbine kavuşur ve onu kendisi vasıtasıyla görür. Bu durumda hak gören ve görülendir. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem orucuyla sevinir deyip Rabbine kavuştuğu için sevinir demedi. Çünkü sevinç kendisiyle sevinmez. Bilakis onunla sevinilir. Görmesi ve müşahadesi esnasında hak kimin gözü olmuşsa onu görürken kendinden başkasını görmez. Öyleyse oruçlunun sevinci benzerliğin ortadan kaldırılması derecesine katılmaktır. Dünya hayatında orucunu açarken ise özü gereği beslenmek isteyen hayvani nefsin hakkını kendisine ulaştırmak bakımından sevinmişti. Arif, hayvani ve nebati nefsinin kendisine ihtiyacına tanık olup Allah'ın bir yükümlülük olarak üzerine yazdığı hakkını ulaştırmakla nefsine yaptığı cömertliğini gördüğünde burada hakkın niteliğiyle zuhur etmiş demektir. Böylelikle hakkın eliyle verir. Nitekim kendisine kavuşulduğunda da hak kendi gözüyle görülür. Bu nedenle oruçlu Rabbine kavuştuğu esnada orucu nedeniyle sevineceği gibi dünyada kendisine hakkın cömertlik özelliğini kazandıran iftarıyla sevinir. Kul oruç tutması nedeniyle benzersizlik özelliğiyle nitelenmiş ve bu nitelikle de oruçlu adını hak etmiştir. Onun oruçlu olduğunu kabul ettikten sonra hak kendisinden bu ismi düşürmüş ve oruç bana aittir diyerek kendisine izafe etmiştir. Başka bir ifadeyle hiçbir şeye muhtaç olmamak anlamındaki samedanilik özelliği sadece bana ait olabilir. Bu özellik beslenmekten münezzehliktir. Ben seni yani kulu o özellikle nitelemiş olsam bile şanıma yaraşan mutlak tenzih bakımından değil, sınırlı tenzih yönünden niteledim ve ardından onun ödülünü ben vereceğim dedim. Böylelikle hak kendisine döndüğünde oruçlunun orucunun karşılığı olur ve kulda benzeri olmayanın özelliğiyle hakka kavuşur. Kastedilen oruçtur. Çünkü benzeri olmayanı sadece benzeri olmayan görebilir. Zevk sahiplerinin büyüklerinden Ebu Talip el-Mekki de buna böyle işaret etmiştir. Kimin yükünde bulunursa onun cezasıdır. Ayet bu duruma ne kadar uygun düşmüştür? Oruç bir kalkandır. Kalkan koruyucudur. Allah'tan sakınınız buyurur. Başka bir ifadeyle onu kendinizi koruyacağınız bir kalkan yapınız. Böylelikle koruyuculukta oruç Allah'ın yerini almıştır. Allah ise kendisi gibi bir şey olmayandır. Oruçta ibadetler arasında benzeri olmayandır. Oruç için kendisi gibi bir şey olmayan denilemez. Çünkü şey olumlu veya varlıkla ilgili bir durumdur. Oruç ise terktir yani olumsuzdur. Dolayısıyla oruç gerçekte yok olan akledilir ve olumsuzlayıcı bir niteliktir. Bu nedenle onun benzeri yoktur. Yoksa onun benzeri bir şey yoktur denilemez. Benzersiz olmada hak ile orucun özelliği arasındaki fark budur. Hak oruçluya yasak getirmiştir. Yasak terk demektir ve olumsuz bir eylemdir. Allah şöyle der. Kavga etmesin, kızmasın. Yani yasak. Ona bir şey yapmayı emretmemiş, bunun yerine
herhangi bir nitelikle nitelenmeyi yasaklamıştır. Oruç terk demektir. Böylelikle oruç ile oruçluya yasaklanan şeyler arasında ilişki mümkün olmuştur. Sonra oruçluya kendisiyle kavga etmek isteyen veya ona sövene şöyle demesi emredildi. Ben oruçluyum. Ey benimle kavga etmek isteyen ve bana söven kişi, ben senin yaptığın bu davranışı yapmayan biriyim. Böylelikle oruçlu Rabbinin emriyle kendisini bu davranıştan alıkoymuştur. Dolayısıyla hak da terk eden olduğunu bildirmiştir. Başka bir ifadeyle, hakkın nezdinde kendisine sövenle veya kavga edenle dövüşme ve sövme özelliği yoktur. Sonra şöyle der: Muhammed'in canını elinde tutan Allah'a yemin olsun ki, Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem yemin etmektedir. Oruçlunun ağız kokusu bu sadece teneffüs ile ki kendisine emredilen bu güzel sözü söylemekle de teneffüs etmiştir. Meydana gelen oruçlunun ağız kokusunun değişmesidir. Teneffüs etmesini sağlayan şey ben oruçluyum demesidir ki bu bir kelimedir. Oruçlunun her nefesi kıyamet günü başka bir ifadeyle insanların alemlerin Rabbi için ayağa dikildiği gün Allah nezdinde misk kokusundan daha güzeldir. Burada bütün isimlerin özelliklerini kendine toplayan Allah ismini getirmiştir. Başka bir ifadeyle misli olmayan bir isim zikredilmiştir. Çünkü Allah'tan başka kimse bu isim ile adlandırılamaz. Böylelikle getirilen isim misli olmamak özelliğinde oruca uymuştur. Misk kokusu ise koklayanının kendisini algılayıp sağlıklı ve dengeli bir mizacın haz alacağı var olan bir şeydir. Oruçlunun ağzındaki koku ondan daha güzel sayılmıştır. Kokuların Allah ile ilişkisi koklayarak kokuları algılamaya benzemez. Söz konusu şey bizce çirkin bir kokuyken Allah katında miskten daha güzeldir. Çünkü o oruç tutulduğunda misilsiz olmak özelliği kazanmış bir ağızdan çıkmış bir ruhtur. Dolayısıyla koku kokuya benzemez. Çünkü oruçlunun kokusu soluklanmaktan meydana gelirken misk kokusu miskin teneffüsünden meydana gelmez. Buna benzer bir olay başımdan geçmişti. Mekke Harem'de, Menare'de, Hazervere kapısında Musa bin Muhammed el-Kabbab'ın yanındaydım. Orada ezan okurdu. Bir yemeğe vardı ki kokusunu duyan herkes rahatsız olurdu. Bir hadiste Hazreti Peygamber'in sallallahu aleyhi ve sellem, melekler Ademoğlunun rahatsız olduğu kokulardan rahatsız olur dediğini duymuştum. Peygamber soğan, sarımsak ve soğan kokusuyla camiye gelmeyi yasaklamıştı. Melekler gelebilsin diye adamı o yemeği mescitten uzaklaştırmasını söylemek niyetindeyken uyumuşum. Rüyamda Hakk'ı gördüm. Bana şöyle dedi: Ona yemekle ilgili bir şey söyleme. O yemeğin benim katındaki kokusu sizin katınızdaki kokusuyla bir değildir. Sabah olduğunda her zamanki gibi yanımıza geldi. Başından geçen hadiseyi kendisine anlatınca ağladı ve Allah'a şükrederek secdeye kapandı. Sonra bana şöyle dedi: Efendim, öyle olabilir ama şeriat karşısında saygılı davranmak daha iyidir. Ardından o yemeği mescitten çıkardı. Allah kendisine merhamet etsin. Çirkin ve nahoş kokulardan insan melek gibi sağlıklı doğal mizaç sahipleri uzaklaşır. Bunun nedeni arada bir ilişki olmadığı için duydukları sıkıntıdır. Hakkın çirkin kokulardaki yüzünü ise Allah'tan ve onu kabul etme mizacına sahip olmayanlardan başkası idrak edemez. Kastedilenler hayvan ve o hayvanın mizacındaki insanlardır. Melekler değil, bu nedenle bizim katımızda dedi. Çünkü oruçlu da insan olması yönünden sağlıklı bir mizaç sahibidir. Hem kendisinin hem de başkasının çirkin ağız kokusundan nefret eder. Acaba sağlıklı mizacı olan bir yaratılmış belirli bir vakitte veya müşahede halinde Rabbi ile özdeşleşerek genel anlamda bütün çirkin kokuları güzel algılayabilir mi? Böyle bir şey duymadık. Burada genel anlamda dememin nedeni özellikle hararetli mizaç sahibi olanlar olmak üzere bazı mizaçların misk ve gül kokusundan rahatsız olmalarıdır. Kendisinden rahatsız olunan bir şey böyle bir mizaç sahibine göre temiz değildir. Bu nedenle genel olarak dedik. Çünkü mizaçlar genellikle misk, gül kokusu ve benzerlerini güzel bulur. Bu güzel kokulardan rahatsız olan ise yabancı, başka bir ifadeyle alışık olunmayan bir mizaçtır. Allah bir insana ona göre çirkin koku kalmayacak şekilde bütün kokuların denkliğini algılama imkanı vermiş midir, vermemiş midir? Verip vermediğini bilemiyorum.
Böyle bir şeyi kendimizden tecrübe etmediğimiz gibi birisinin böyle bir şeye ulaştığı da bize aktarılmamıştır. Buna karşın kamil insanlardan ve meleklerden aktarılan onların çirkin kokulardan rahatsız olduklarıdır. Bütün kokuları güzel algılayabilmek sadece hakka özgüdür. Bize nakledilen budur. İnsanın dışında bu konuda hayvanın durumunun ne olduğunu da bilemiyorum. Çünkü Allah beni bazı vakitlerde melek suretine yerleştirmişken bir hayvan suretine yerleştirmemiştir. En iyisini Allah bilir. Şeriat, orucu anlam bakımından üzerinde hiçbir kemalin bulunmadığı kemal özelliğini nitelemiştir. Çünkü Allah oruca cennette özel bir kapı ayırmış ve onu kemali isteyen bir isimle Reyyan kapısı diye isimlendirmiştir. Oruçlular bu kapıdan girecektir. Kelimenin kökü olan ve kanmak anlamındaki ri, içmede doygunluk derecesidir. Kandıktan sonra bir şey içilemez. İçilebildiği sürece arz veya canlıların arzından başka bir yer olsun insan kanmış sayılmaz. Müslüm, Sehl bin Sad'ın rivayet ettiği bir hadisi eserine almıştır. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur. Cennette Reyyan denilen bir kapı vardır. Kıyamet günü oruçlular oradan girecektir ve onlarla birlikte başka kimse girmeyecektir. Şöyle duyurulur. Oruçlular nerede? Bunun üzerine oruçlular ve o kapıdan girerler. Sonuncu kişi girdiğinde kapı kapanır ve bir daha kimse o kapıdan içeri giremez. Orucun dışında yasaklanan veya emredilen ibadetlerin hiçbirisiyle ilgili böyle bir şey söylenmemiştir. Sonuncu kişi girdiğinde kapı kapanır ve bir daha kimse o kapıdan içeri girmez. Orucun dışında yasaklanan veya emredilen ibadetlerin hiçbirisiyle ilgili böyle bir şey söylenmemiştir. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hadisinde reyyan yani kanmak, doymak kelimesini kullanarak oruçluların yaptıkları işle kemale erdiklerini açıklamıştı. Onlar daha önce belirttiğimiz gibi misli olmayan bir şey yapmıştır. Misilsiz ise gerçekte kamil olandır. Kamil arifler dünyadayken o kapıdan girerken orada ahirette bütün yaratıkların bileceği şekilde açıkça gireceklerdir. Allah izin verirse bu bölümde farz kılınmış orucun hükümlerini, ona bağlı konuları, eklentilerini, türlerini, farzlarını, memduplarını zikredeceğiz. Daha önce de herkesin kendi sınıfına göre zekat ve namazda aynı şeyleri genel ve özel için zikretmiştik. Bize göre orucun bir takım dereceleri vardır. Bunların ilki bilinen genel oruçtur. Bu oruç ile Allah'a ibadet ederiz. Kastedilen bütün şartlarıyla dışta görülen ve ortaya çıkan oruçtur. Şimdi ortaya koymak istediğimiz meselenin hükümlerinden söz etmeyi bitirdiğimizde seçkinlerin ve seçkinlerin diliyle organları emredilmiş olan nefsin orucunu konu konu ele alacağız. Bu oruç organları sınırlı oldukları işlerden alıkoymak, sonra da bu işlerden yükselmeleri demektir. Ardından Hakk'ın kendisine inebileceği kadar genişlik özelliğiyle nitelenmiş olan kalbin orucundan söz edeceğiz. Allah şöyle buyurur. Beni kulumun kalbi sığdırdı. Böylece kalbin orucundan söz edeceğiz. Kalbin orucu bu genişliği yaratanından başkasının doldurmasına izin vermemektir. Yaratanından başka birisi kalbi doldurursa Rabbinin rızası uğruna oruçlu olması gereken bir vakitte orucunu açmış demektir. Bütün bunları konu konu zikredeceğiz. Bütün oruç türlerinde orucu bozan şeyleri özetle ve anlaşılır bir şekilde açıklayacağız. Çünkü bu uzun bir bahistir. Allah izin verirse bu bölümde sınırında duracağın nebevi rivayetleri zikredeceğiz.